eşi kayıt sırasına geçerken Gül de bir kenarda beklemeye başladı. Eşim 18 sene önce yine aynı meseleden. O zaman da böyle olağanüstü bir hal vardı Türkiye'de. 18 sene önce bıraktı, bırakmak zorunda kaldı. Şimdi 3 tane çocuğunu büyüttü. Dedi ben devam etmek istiyorum, sen bilirsin dedi. İşte şimdi bakalım 18 sene sonra Türkiye'nin hali nedir, onu göreceğiz hep beraber. Bayan Gül'ün her halinden heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. Ve ne olduysa kayıt sırası kendine geldiğinde oldu. Ankara Üniversitesi'nden gönderilen talimat vereceğim. Maalesef fakültemize kayıt yaptırılacak öğrencilerin adreslerine 15 gün önceden de dosyalarıyla birlikte istenilen bütün bilgiler teferruatlı bir şekilde gönderildi. Bunlardan baş açık olacak, gözlüksüz olacak, sakalsız olacak. Bunlar bildirildi. Bunun dışındaki kayıtları almamamız tarafımıza yani baş açık, fotoğraf olmadığı müddetçe kayıt alamıyor. Kayıt alamıyor. Ve öğrenci kazansa da öğretim hakkı vermiyor. Açık kayıt, açık olacak. Evet. Güllerin avukatının çabaları da sonucu değiştirmedi. Üniversiteden üzgün ayrılan Abdullah Gül ve eşi konuyu mahkemeye götüreceklerini belirttiler. 18 sene sonra Türkiye'nin bulunduğu nokta aynıdır. Üzüntü verici nokta şu, bugün Moskova'da yaşıyor olsaydık böyle bir engelle karşılaşmazdı eşim. Amerika'da olsaydı yine olmazdı. Afrika'da olsaydı yine olmazdı. Türkiye'nin gerçek yüzü işte ortada.